Hanımefendisi. Ha, şu kopyacı ya. Hanımefendi çocuğumuz hep arkadaşından kopya çekiyor. Nereden biliyorsunuz? Belki arkadaşımkinden kopya çekiyordur. Mümkün değil. Arkadaşı sordum sorunun cevap kısmına bilmiyorum diye yazmış. Sizinki ben de bilmiyorum diye yazmış. Ha. Hocam bizim Gülsüm nasıl? Kızınız çok yalan söylüyor hanımefendi. Benim kızım yalan söylemez. Bakın hanımefendi, bir gün bana bir telefon geldi. Telefondaki ses, hocam Gülsüm yarın okula gelmeyecek dedi. Ben de peki ama gelmesin deyince telefondaki ses, ne dese beğenirsiniz. Ben annem öğretmenim. Öyle mi? Hocam ben köyün hanıma kızı. Siz çocuklara çok ödev veriyorsunuz. Bunu da nereden çıkardınız? Nereden olacak? Benim oğlan sekreter tutmuştur ödevleri yaptırmak için. Hocam biz Emine'nin anne babasıyız. Aa, hoş geldiniz efendim. Emine çok zeki bir öğrenci. Duydun mu be? Kızımın zekasını benden almış. Belli belli. Sen ne olacaksın? Hiç oku kalmamış. Hacan Niyazi nasıldı? Ödevlerini sürekli yanlış yapıyor. Ah Hacan, o kadar da söylüyorum babasına. Bırak da uşak kendi ödevlerini kendi yapsın diye ama dinlemiyor ki. Hocam, bizim oğlan sizin çok tersizli olduğunu söylüyor. Ne demek bu? Bir gün beşine beşi toplarsak o neler diyormuşsunuz. Başka bir gün altı ile dört toplarsak o neler diyormuşsunuz. Hatta dün de yedi ile üç toplarsak on buluyoruz demiştiniz. Çocuk bundan gelse Allah aşkına. Hocam peki benim çocuk nasıl? Sizin çocuk Yusuf muydu? Yok değil. Halil? Hiç değil. Kamil? O hiç değil. Nasıl tanımazsınız? Her sabah okula Ferrari'yle bıraktırıyorum. Sizin çocuğunuzun adı neydi? Berkecan. Bu okulda öyle biri yok beyefendi. Yürü şoför bu okulda değilmiş. Hocam bizim kızın dersleri nasıl? Açık konuşmak gerekirse ben hiç ümitli değilim. Böyle giderse birisi kazanamaz. Saniye kazansın istiyordu, koymaz mı? Çok zor, oraları puanı çok yüksek. Neyse, sağlık olsun. Sadece konuyu mu diyorsunuz hocam? Hocam, ilk olarak okulumuza hoş geldiniz. Sene mi geldiniz? Ben sizi görmedim. Hayır, 5 yıldır buradayım. Siz beni göremezsiniz çünkü 5 yıldır okula gelmiyorsunuz. Çok olmuş ya, hiç farkında değilim. Ben gayet farkındayım beyefendi. Çocuğunuzla o kadar haber yolladım, defalarca aradım. Yine de gelmediniz. Esnaf mı hocam? Ben arkadaşlar dili boşa kas falan yapıyor sandım. Bak size şu işe. Neyse, bundan sonra 3 senede bir gelin. Hocam benim Mahmut'un durumuna. Çok kötü beyefendi, siz bunu okutmayın boşuna. Niye? Neydi böyle benim oğlan? Niye olacak? Geçen gün Türkiye'nin başkenti neresidir diye sordum. Türkiye'nin başkenti Serik'tir dedi. Vay koca kelle vay. Hocam inanın ki o kadar da değmeyin Türkiye'nin başkenti Kürüş'tür diye. Bravo.